O yüzden ben bu Urfa meselesine aslında değinmek isterdim. Siz çok iyi söylediniz. Bu Habur meselesi de en az o kadar önemli. Bilmiyorum, belki de şu an değinsem daha doğru olur. Çünkü Turabzin bölgesi Süryaniler için spiritüel olarak ne kadar önemliyse Urfa entelektüel olarak o kadar önemlidir. Çünkü bütün Süryanilerin, yani dünyada değişik bölgelerinde yaşayan bütün Süryanilerin okuyabildiği Süryanice dilinin yazılı şekli Urfa lehçesidir. Hani Urfa dilidir. Urfa'ya Süryanice Urhoy diyoruz. Eski adı Edesa, yani kaynaklarda geçse de yani Süryaniler Urhoy, Urfa kelimesi de zaten Orfeus mitolojisinden geliyor. Urfa'nın Haran Üniversitesi var. Nusaybin Üniversitesi vardı. Suruç'ta Suruç Okulu vardı. Bir de Malatya'da en az entelektüel olarak yani çok önemli bir konumda. Oradan da çok sayıda dünya edebiyatına, dünya tarihine eserler kazandırmış insanlar var. Şu an Urfa'da bir tane Süryani kalmadı. Birinci yüzyıldan başlayarak üçüncü yüzyıla kadar Urfa'dan Hindistan'a göç etmiş Süryaniler vardı. Bugün Hindistan'ın Kerala eyaletinde kendini Süryani olarak tanımlayan, yani sırf Süryani kilisesine bağlı değil, Süryani kilisesine bağlı olan insanlar daha fazla, sırf kendini etnik olarak Süryani diye tanımlayan 1,5 milyona yakın Süryani var ve bunların çoğunluğu kendilerini Urfalı olarak görüyor. Yani Urfa'da bir tane Süryani yokken Hindistan'da 1,5 milyon Urfalı var. Bu bir. İkincisi, Urfa 1915'e kadar çok önemli rol oynar. Daha sonra büyük bir katliama maruz kalır Süryaniler Ermenilerle birlikte. Kurtulanlar karşı tarafa geçer, Halep'e geçer. Yani Urfa ile Halep, İzmir ile Selanik, yani Smyrna ile Tesaloniki'nin iki kız kardeş olması gibi aynı iki kız kardeşler. Süryanice dilinde de söylüyoruz. Yani Urhoy, Uhulop, Terten, Ahvozo. Urfa ve Halep iki tane kız kardeş. Hatta ikiz kız kardeş. Ondan tam 100 yıl sonra Halep işte Batı'nın işte Hürriyet savaşçısı dediği dünyadan getirilmiş kim oldukları belli olmayanların, cihatçıların saldırısına maruz kalır. Ve 2015'te Rusya'nın oraya nasıl diyeyim, Suriye'yi korumak amacıyla yaptığı hareket olmamış olsaydı Urfa'da bir tane Hristiyan, daha doğrusu yani Ermeni, Rum veya Süryani bir tanesi de kalmazdı. Hepsini yok ederlerdi. O yüzden Suriye'de gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de ifade edilen naratif, yani konuşma dili Süryaniler tarafından tasvip edilmez. Aynı şeyi bu saydığınız işte Habur bölgesindeki yaklaşık 40 köy içindir. İçinde geçerlidir. Bu insanlar aslında köken olarak Turabdin ve Hekari'den göç ettiler. Yani daha doğrusu Seyfo'dan kurtulan insanlardı. Bunlar önce Irak'a göç eder. Çoğu Ezidiler tarafından korunur. Yani bunlar bilinen hikayeler, kayıt altında olan hikayeler. Ve daha sonra Suriye coğrafyasına göçerler bunlar. Ve Habur bölgesinde bu köyleri kendileri kurarlar. Tıpkı Kamışlı gibi. Kamışlı'da
Seyfo'dan kurtulan Süryanilerden ve oraya göç etmiş Yahudiler tarafından kuruluyor. Bugün çoğunluk Süryanilerden yana olmasa da yani tarihçesi böyledir. Habur köyleri DAEŞ'in, daha doğrusu IŞİD'in saldırısına maruz kalır. Fakat daha önce orada bir provokasyon olur. Yani DAEŞ saldırmadan önce orada bir provokasyon olur. Bölge halkının anlattıklarına göre gelip işte oradaki YPG elemanları birkaç Süryani ile birlikte, yani böyle marjinal bir Süryani grup var oralarda, işte onlarla birlikte işte buranın artık sahipleri biziz, bizim dediğimiz olacak, siz burada hürsünüz, kendi dininizi, yaşam tarzınızı sürdürebilirsiniz, o yüzden çanlarınızı çalacaksınız, kiliselerinizi ışıklandıracaksınız. Ve bunlar olunca gece yarısı işte IŞİD, daha doğrusu DAEŞ tarafından bu bir provokasyon olarak algılandı ve aynı gece sabaha doğru köylere saldırı oluyor. Ve böylece 37 köy boşaltılıyor. Buraya kadar tutup mesela biz YPG'yi suçlamıyoruz. Fakat daha sonrası o köylerin tekrar yani tekrar yeniden sahiplerinin getirilmesi uğruna çalışan birkaç Süryani genç vardı. Bunlardan iki tanesi kaçırılıyor, daha doğrusu alınıyor. Yani bir toplantıya davet edilecekleri diye alınıyor. Gözleri bağlandıktan sonra yol kenarında öldürülüyorlar. Yani ikisi ölü olarak biliniyor. Fakat bir tanesi şans eseri kurtulabiliyor. Yani ölmüyor. Günlerce hastanede komada kalıyor. Oradan geçen bazıları tarafından görülüyor ve hastaneye taşınıyor. Haftalarca komada kaldıktan sonra ilk hareket yaptığı anda kendisine kağıt uzatılıyor ve katillerin isimlerini yazıyor. Ve katiller işte oradaki Kürt idaresinin elemanlarıydı. Bunlar herhangi bir ceza falan da almadılar. Yani burada geri göçün önüne geçmiş oradaki Kürt idaresidir. Yani bu orada detaylı bir şekilde rapor hazırlanmış birkaç kişi, yani bir heyet tarafından kaydedilmiş. Olay şu, ben zaten sunumda söyledim, yani İttihat Terakki siyaseti Türkiye'nin halen gündemindedir. Yani Türkiye o İttihat ve Terakkicilerin siyasetinden bir karış bile meyillenmedi. Yani bunu biliyoruz, bunu tartışmamız bile abestir. Fakat bu da bir gerçektir. Mesela tutup henüz bir Süryani köyüne Bolu'dan, Bursa'dan gelip hiç kimse saldırmadı. Bugün bile öyle. Yani bu bir gerçektir. Bütün bunlara rağmen Hüseyin Eslem'in ailesi gibi ailelerin varlığı da hani madalyanın diğer yüzü. Mesela Barzan Boti adını kullanan bir Kürt ailesinin mal varlığının, daha doğrusu arazilerinin eskiden Süryanilere ait olduğunu bilen biriydi. O da yani bunu keşfetti, daha doğrusu çıkardı. Baktı ki bu işte ailesinin üzerinde konduğu mallar eskiden Süryanilere aitti. Araştırdı bu adam, sordu. Meğer o aileden dünyada bir insan bile kalmadı. Yani o ailenin kökü kazıldı. Ne yapmış bu Barzan Boti adındaki arkadaş? İsveç'e geldi. İsveç'ten bir Süryani vakfıyla irtibat kurdu. Ve dedi ki ben bu arazilere bir daha ayak basmam. Bunlar benim malım değil, ailemin malı değildir. Ve hepsini
o vakfa devretti. Dünyada yani 40 milyona yakın Kürt var. Bunların en az 20 milyonu Türkiye'de. Yani 40 milyonluk, daha doğrusu diğer ülkelerdeki Kürt dostlarımızı şey edelim, yani onları bırakalım. Türkiye'deki 20 milyon Kürt'ten bunu sadece bir insan yaptı. Ben bizzat Ahmet Türk'e başka bir sorun takdim ettim, sundum. Hamburg'da geldiği esnada birkaç yıl önce Mardin Belediye Başkanı iken Hamburg'u ziyaret etti. Ve bizim Nusaybin'de 3. asırdan kalma bir tane manastırımız var. Moravgen Manastırı. Turabdin'in en eski manastırıdır. Onu kuranlar Mısır'ın Eskiti çöllerinden gelen rahiplerdi. Ve bu manastır şu an halen dimdik ayakta. Fakat manastırın yüzlerce dönüm arazisi var. Ya da hatta binlerce dönüm arazisi var. Bu arazilere yaklaşık 35-40 yıl önce birileri sahip çıktı. Daha doğrusu el koydu. Ve bu arazileri manastıra iade etmek istemiyorlar. Bunlar kimlerdir? Orada HDP'nin meclis üyeleri ve orada belediye başkanlığı yapmış insanlardır. Eğer onlar bile böyle bir nasıl diyeyim yüzleşme gösteremiyorsa artık Ezidi kardeşlerimin uğradıklarını hiç şey etmeyeyim. Yani bir söz konusu bile etmeyeyim. Çünkü yani oldukça gadar daha değişik hikayeler vardı. Bugün yaşadığımız. Yani biz bakmayalım. Şu an Türkiye'de Turabdin bölgesinde 3000 Süryani var. Yani tutup o 3000 Süryani aslında müzelik insanlar. Herkes onları işte böyle gösteriyor. Şey olsun diye, reklam olsun diye. Ama özüne baksak yani hangi Süryani köyü iade edildi şu ana kadar? Eğer bir manastırın arazileri bile iade edilmiyorsa. O yüzden yani eğer yüzleşeceksek ciddi bir şekilde yüzleşmemiz gerekiyor. Biz bunu sistem anlamında demiyoruz. Yani bu Seyfo'da şey ettiğim, bahsettiğim kilise burasıdır. Duvarlarına baksanız yani bir kaleyi andırıyor. Kilisenin çevresinde surlar var. Bu surların yüksekliği yani 6-7 metre rahatlıkla buluyor. Dedem ve kilisenin içerisindekiler 27 gün boyunca işte bu kilisede kalabiliyorlar. Bu kilisenin ayakta kalması için son birkaç yıl içerisinde Avrupa'da yaşayan Süryaniler özellikle bu köyün evlatları olarak yaklaşık 200 bin euro para topladık ve bütün restorasyonunu biz üstlendik. Yani hiç bir makamdan, hiçbir yerden yardım almadan. Kilisenin bazı bölümleri, yani kilisenin altında bazen katakomblar var. Onların tarihçesi belki milattan öncedir. Yani kiliseden çok çok daha eskidir. Fakat bilinen şu, bu kilise gördüğümüz şekliyle revaklar dışında, yani burada gösterdiğim revaklar dışında, yani bu ön cephesinin dışında tamamen 5. yüzyıldan kalmadır. Daha önce söyledim, Zas köyünde bir insan yaşıyor, bir Süryani yaşıyor daha doğrusu. Fakat dikkat ederseniz burada yeni yeni evler var. Son birkaç yıl içerisinde oraya tekrar eski evlerini tamir edemeyen Süryaniler yeni evler inşa ettiler. Ve yaz aylarında, yani gelecek aydan itibaren oraya bazıları gitmektedir artık. Daha önce söylediğim kilisenin şu an restorasyon şekli bu. Yani en son restorasyon şekli bu. Köyün eski bir görünümü. Köyün 3 tane mahallesi var. Bu gördüğümüz kilise ve çevresindeki mahallede
soykırım döneminde en çok kurtulanların olduğu kesim. Diğer mahallelerde kalan insanlar kendi evlerinde maalesef korunamıyorlar. Sayısal olarak fazla olmalarına rağmen gene de yani bizim kayıtlarımıza göre 368 kişiden 366 insan öldürülüyor. Sonum bu. Yani göstermek istediğim resimler bunlar. Sorduğunuz soru hakkında aslında sunumda da biraz değindim. Yani Süryanilerin 634 yılından günümüze kadar yaşadıkları katliamlara seyfi, yani kılıçlar derler. 1915 başlı başına bir soykırımdır. Daha önce mesela 1908 veya 9'da Adana katliamı olur. Adana Kilikya katliamı olur. Sadece orada Ermeni nüfusunun büyük bir kısmı yok edilmiyor. Oradaki Süryani nüfusu topyekun yok ediliyor. 1896 Hamidiye katliamları var. Yani Hamidiye katliamlarında 300 bine yakın insan öldürülüyor ve bunların arasında çok sayıda Süryani var. 1960 katliamlar var, 1947 katliamlar var. Bunların tarihçileri var. Fakat bütün bu katliamlar yani 1915'ten farklı. Çünkü 1915, yani biz bunlara seyf ediyoruz, kılıç diyoruz. Bunlar bir nevi, yani tırnak içerisinde söylüyorum, budamak içindi. Çünkü her yani belirli aralıklarla her birkaç yıl içerisinde böyle budamalar olurdu. Veyahut da toplu bir İslam'a geçme şeyi vardı, hareketleri vardı. Mesela ben Urfa'dan bahsettim. Urfa'da bir tane Süryani yok dedim. Oysa bizim yani bilgilerimize göre, daha doğrusu kendi aramızda işte iletişime göre Urfa'da, Siverek'te, Suruç'ta Süryani kökenli olup da orada Müslüman olarak yaşayan çok sayıda Süryani var. Yani bunların köken olarak Süryani olduklarını biliyoruz. Müslümanlaşmış. Fakat halen başka kesimlere kız vermez, başka yerlerden de kız almaz türden bir yaşam sürüyorlar. Neyin umutları var, bunu biz şey etmiyoruz, yorumlamıyoruz. Adıyaman'da mesela akrabaları Almanya'da veya Avrupa'nın değişik ülkelerinde olup da Hristiyan olarak veya Ermeni olarak yaşayıp da Adıyaman'da imamlık yapan bireyler bile vardır. Yani bu işte zimmi anlayışından kaynaklı, işte bu cizyanın da ağır yükünden kurtulmak için ve kılıçlardan da kurtulmak için İslamiyet'e geçiş var. Bazı kaynaklar var, Aleviliğe bile geçiş söz konusu. Bunun şeyi, gerekçesi Alevilik. Yani orada İslam'ın içerisinde dahil olduğu algılansa da en azından gün gelir Alevilikten tekrar Hristiyanlığa geçme şansı daha yüksek diye Aleviliğe geçilir. Bu veriler doğru mudur, değil midir bilemiyoruz. Fakat yani böyle anlatılar var. Fakat kesinlikle işte daha önce saydıklarımız seyfeler, kılıçlarla 1915 arasında kesinlikle bir fark beyan etmek gerekiyor. 1915 yani bir soykırımın tanımını oluşturan bütün öğeleriyle hayata geçirir. Yani
Türkiye'de tek dinli, tek uluslu, tek dilli bir ülke yaratmak amacıyla. Daha önce de söylediğim gibi önce asimile edilemez toplulukların tamamen bertaraf edilmesi gerekiyor. Sıra tabii ki daha sonrakilerine gelecek. Yani neticesinde bunu da görüyoruz zaten. Ama Türkiye halen bir soykırım yapabilecek bir güçte midir? Dünya böyle bir insanlığa karşı suçu kabullenecek bir durumda mıdır, değil midir? Onu işte bilemiyorum. Burada bir resim göstermek isterim. Yani biz 1915'i bir kenara bırakalım. Daha 2014'te Ezidi halkının başına ve Musul'da Nineve köylerinde Süryanilerin başına gelen olaylardan işte yola çıkarak burada işte bir evin duvarını görüyorsunuz. Bu evin duvarında iki tane işaret var. Bir tane smiley diyebileceğimiz bir işaret. Fakat smiley değil. Bu işte basit boyayla yani kutudan boyayla duvara Arapça nun harfi yazıldı. Nun demek Nasrani yani Nasarena Nasrani deyince İsa'nın doğduğu kasaba Nasıra kasabası olarak alınır ve bu şey yani tahkir amaçlı Hristiyan için kullanılır. Nasarena yani nun harfiyle burada elle veriliyor. Bu işaretin yanında bakıyorsunuz ki burada işte güzel bir şekilde yani bir mühür şeklinde büyük ihtimalle burada bir kalıp var bu yazının yazılma şekli. Çünkü bir insan bu yazıyı böyle doğru dürüst yazamaz. Böyle bu şekilde güzel yazamaz. Bu kalıplaşmış. Yani bu da işte daha sonra yazılmış ve burayı okuduğumuzda bilmiyorum Arapça okuyanlarınız var mı? Akara el-devletil İslamiye nun. Demek bu duvar yazısındaki bütün Hristiyanların duvarlarında böyle bir işaret yapıldı. Yani iki işaret yapıldı daha doğrusu. Bundan anlaşılıyor ki DAEŞ yetkilileri gelip burada bir mühür yazdılar. Daha doğrusu not ettiler. Bu ev artık İslam Devleti'nin evidir. Fakat bunun dışında, daha doğrusu bundan daha önemli bu işarettir. Çünkü bu işareti DAEŞ yapmadı. Komşular yaptı. Komşular ele verdi. İşte o ele verdikleri işaretle gelip DAEŞ kararını verdi. Komşular kimlerdir? Yani gene bizim oradaki yerleşim alanlarına baksak, sırf Araplardır, Müslümanlardır deyince yani Arap Müslümanlardır deyince hatalı olur. Aynı şey Ezidi kardeşlerimizin yaşadığı yerleşim alanlarında da söz konusu. Burada özellikle bunu da söylemek isterim. Süryaniler zimmi olduğu için Musul bölgesinde kendilerine 3 gün süre tanınmış. Denmiş ki ya cizyeyi kabul edeceksiniz, ya İslam'a geçeceksiniz veya burayı terk edip gideceksiniz. Aksi takdirde katledileceksiniz. O yüzden işte yani her halükarda o mühürün anlamı var. Yani o mühür diyor ki artık mülkünüzü kaybettiniz, siz zimmisiniz. Veyahut da yani bunu kabul etmeseniz kesilip gideceksiniz. En azından fakat onlara bir süre tanımıyor. Deniyor ki 3 gün zamanınız var. Bunu Ezidiler için şey etmediler. Hani Ezidilerin evlerinde şey işaretleri oldu. İlk geldiklerinde
Yani kim yakaladıysalar hepsini öldürdüler. Bunu anlatmamın sebebi işte yani aradan o kadar zaman geçmesine rağmen, 21. yüzyılda yaşamamıza rağmen maalesef mental olarak o yörede yaşayan insanlarımız pek değişmedi. Yani bugün halen ben böyle bir tehlikenin var olduğunu sezebiliyorum. Bir örnek vereyim. Bir Süryani döndü kendi köyünde. Yeni bir ev inşa ediyor. İşte ev inşaatı esnasında onu izleyen bir komşusu var, kapı komşusu. Oralı işte Müslüman kapı komşusu. Her gün izliyor, her gün takip ediyor, ne yapıyor, ne ediyor diye Süryani. Bir gün dayanamıyor işte Müslüman köylü. Diyor ki ya senin orada yaptığın duvar hatalıdır. O hoşuma hiç gitmedi. Bunun üzerinde Süryani diyor ki ya sen ne karışıyorsunuz? Senin için niye önemli ki benim yaptığım duvar burada? Diyor açıktır yani açıkçasını söyleyeyim diyor. Yarın öbür gün sizden birkaç kişi öldüreceğiz. Kaçıp gideceksiniz. Bu evde ben kalmak isterim. Maalesef durum bundan ibaret. İslam'ın kaynağı Süryanilik Hristiyanlığıdır. İşte İslam dininin oluşmasında değişik evrelerde çok sayıda işte Süryani din insanı önemli rol oynadı. Bir de yani bu anlattığım Yermuk Savaşı'nda işte Bizansların savaşı kaybetmesinin sebebi gene Süryaniler oldu. Çünkü Süryaniler öyle düşünürdü. Diyorlardı ki biz Bizans boyunduruğu altında yaşıyoruz ve hep işte onların yükünü taşıyoruz. Bari Araplar gelsin, bizimle aynı ırktan insanlar, işte o çıkardıkları, daha doğrusu bağlı oldukları tarikat, yani din de demiyordu Süryaniler, işte o tarikatla baş ederiz diyorlardı. Ve dolayısıyla Süryani tarihinde bu böyle geçiyor. Araplara işte Mezopotamya'nın ve Suriye'nin kapısını Süryaniler açtı. Bir aile evladı olarak 6 yıl kaldı. Ve babam hep bunu anlatır, dedem de anlatırdı. İşte merhum Hüseyin Esteğmen'in annesi, benim 6 oğlum var, Yusuf benim 7. oğlumdur derdi. Evet. Buna benzer değişik aileler de var. Yılmaz abi mesela iki önemli aileden bahsetti. Daha doğrusu insandan bahsetti. Bir tanesi işte Ayinkaf Şeyhi Bedrettin. Diğeri de işte Havirkan Aşiret'in reisi Çelebi Ağa. Çelebi Ağa bizim köyün tekrar bir yerleşik alanı olmasını sağlayan insandır. Yani 1921'de köye dönen insanlar Çelebi Ağa tarafından getirildi oraya. Dolayısıyla dedemin tekrar köye gelmesinin sebebi de gene yani dedemin hayatta kalmasının sebebi işte Hüseyin Eslemen ailesi, Hüseyin ailesi. Fakat köye tekrar gelebilmesinin önünü açan Çelebi Ağa'dır. Hüseyin ailesinden biri, yani Hüseyin ailesi büyük bir aile, Bahvare köyünde. Bizim köyümüze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir köy. İşte inançlarını yaşıyorlar. Bir de onlarla birlikte yaklaşık 6 milyon daha insan kendini Süryani Kilisesi'ne bağlı hissediyor. Hem Doğu hem Batı Süryani Kilisesi'ne. Yani bu 1,5 milyonun yanında yaklaşık 6 milyon insan daha Süryani Kilisesi'ne bağlı Hindistan'da. Evet. Bu bir. İkincisi Lübnan'daki Süryaniler. Mesela Maruniler. Lübnan'da 1,5 veya 1,8 milyon Hristiyan var. Bu Hristiyanların çoğunluğu gene Süryani. Maruniler yani Süryani Kilisesi'nden ayrılmış, kendini Vatikan'a bağlanmış insanlar. Etnik olarak Süryaniler ve halen ayınlarında, pazar ayınlarında Süryanice dilini kullanıyorlar.
Bu iki. Bir de Lübnan'dan Osmanlı döneminde göç etmek zorunda bırakılmış çok sayıda Maruni var. Bunlar Latin Amerika'dalar. Onların nüfusu çok kalabalık. Fakat halen kendini Süryani olarak bilenler var. Bunlar da en az 2 milyon insan var orada. Hatta Brezilya'da bugünkü Cumhurbaşkanı'nın karşısında aday olan şahıs bile Süryani. Meksika'da Carlos Slim var. Carlos Slim dünyanın sayılı zenginlerinden ve hatta birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en zengin insanıydı. O da onlardan biri, oralardan kaçmış biri. Dedesi, daha doğrusu yani ailesi. Onlara da şey hesaba katsak, sonra işte yani Kuzey Amerika'da daha sonra göç etmiş, gerek Seyfo'da gerekse Seyfo'dan önce Balkan savaşlarında göç etmiş önemli bir Süryani nüfus var. Yaklaşık 150 bin belki 200 bine yakın hem Irak'tan hem Türkiye'den oraya göçmüş Süryaniler var. Avrupa'da toplu olarak 400 bine yakın Süryani mevcut. Avustralya'da da öyle. Yani bütün Süryanileri hesaba katsak şu an dünyada etnik olarak Süryani olup da kendini artık nasıl tanımlıyorsa Doğu Süryanisi, Batı Süryanisi, Asuri, Keldani, Maruni, bilmem şu bu hepsi toplu olarak 10 milyon bulmaktadır. Almanya'da 150 bine yakın Süryani var. Çoğunluğu Trabzonlu. İsveç'te en az 150 bine yakın Süryani var. Onların da çoğu Trabzonlu. Hollanda'da, Belçika'da, İsviçre'de, Fransa'da yani değişik değişik Arap ülkelerinde sayıları 10 ile 20 bin arası işte Süryani cemaatler var. Yani cemaat diyeyim bu sefer. Ya. Şimdi artık şeyi yani bakış açısına bağlı. Mesela biz bütün Süryani nüfusunu şey etsek, söz konusu etsek bugün dünyada Orta Doğu'dan göç etmiş ve halen Orta Doğu'da yaşayan Süryani nüfusunu şey etsek yani söz konusu etsek yaklaşık 10 milyon insan vardır. Mesela Hindistan'da 1,5 milyon çoğunluğu kendini Urfalı diye tabir eden Süryani var. Bunlar Hindistanlılarla da karışsa da tipus olarak, insan tipusu olarak Hindistanlılara benzese de ve evde Malayalam dilini de kullansalar bunlar kendilerini Süryani olarak kabul ediyor. İnançlı merkezi orada. Eskiden ya. Avrupa merkeziydi Hollanda. Şu an sadece Hollanda'nın merkezi. Evet orada önemli bir nüfus var. Kültürel anlamda da Süryaniliğe yani Avrupa'da bayağı şey nasıl diyeyim önem kazandırmış bir manastır. O söylediğiniz Çin meselesi çok ciddi bir olay. Çünkü kalıntıları mevcut. Sadece Çin'de değil, Moğolistan'da bile tarih kitaplarında geçiyor. Diyor ki Ulaanbaatar'ın yani Moğolistan'ın başkentinin bir yerinde diyor Han'ın sarayı, diğer tarafta Nasturi Kilisesi. Yani eğer bir kilise Han'ın sarayı kadar önemliyse demek orada bayağı şey etkin bir yani önemli bir iz bırakma söz konusu. Bazı yer isimleri var. Afganistan'da mesela Tora Bora diye bir bölge var. Ya Tora Bora yani bilmiyorum Afganistan'ın görevi onlar etimolojik olarak araştırsın. Fakat Süryanice çok basit bir şey yani etimolojik olarak çok basit bir şekilde açıklanabilir. Tora haysas yani şey dağlar anlamındadır. Bora ne diyoruz bitki üremeyen bir mekan. Hristiyanlıkta 3 tane apostolik yani elçisel kilise var. 3 tane. Birincisi Antakya 37 yılında kuruluyor. İkincisi İskenderiye, Aleksandriye, Mısır'da kuruluyor. Kurucusu Markos'tur. Antakya'daki kurucusu Petros'tur. Ve en sonu Roma'dır.
Yani Roma'nın önemi aslında yani sadece daha sonra öne çıkmaktadır. Konstantinopol veya da İstanbul Kilisesi kralın şey yani nasıl diyeyim kral yani kral Konstantin'i şey etmek için yani nasıl diyeyim onurlandırmak için kurulmuş bir kilise. Elçisel bir kilise falan değil. O yüzden halen kendine ökümenik kilise olarak tabir ediyor. Süryani Kilisesi Antakya Kilisesi olarak geçiyor. Fakat bu Antakya Kilisesi daha sonra ayrılıyor. Bir kısmı Konstantinopol'a bağlı kalıyor. Diğer kısmı özünde duruyor. Ortodoksların iki şeyi var, iki anlayış tarzı var. Bu krala bağlı olan Ortodokslar, kilisenin devlet kilisesi olarak algılanma şekliyle sorun yaşamıyorlar. Yani kilise devlet kilisesi konumunda oluyor. Tabii ki aradaki teolojik farklar da var. Fakat genelde farklar siyasidir. Oriental Ortodokslar ise kiliseyi sadece bir dini kurum olarak kabul ediyorlar. Devlet kilisesi diye bir şey yok, bir anlayış tarzı yok. Dolayısıyla bu oriental kiliseleri Süryani Ortodoks Antakya Kilisesi, Kıpti Kilisesi, İskenderiye Kıpti Kilisesi ve buna bağlı Habeşistan, yani Etiyopya ve Eritre kiliseleri ve bunların yanında Ermeni kilisesi. Bunlar oryantal Ortodokslar. Bu kiliselere bağlı eskiden Seleukiye Ktesifon Kilisesi, yani bildiğimiz Babil Kilisesi de vardı. Fakat daha sonra teolojik bir takım oyunlar yüzünden aforoz edilmektedir diğer kiliseler tarafından. Hindistan'daki Thomas Hristiyanları dediğimiz kesim de bir kısmı Süryani Ortodoks Kilisesi'ne bağlılar. Diğer kısmı Apostolik Babil Kilisesi'ne yani Asur Apostolik Kilisesi'ne bağlılar. Bunlar da oryantal kilise ailesine bağlıdır. Ya aslında bu konuları da sunuma katmayı düşünmüştüm fakat kalıbından çıkıyor. Çünkü şey yani bunları bilmek aslında bir nevi yararlı. Aile Kürt bir aile. İsmini söyledim Hüseyin. Hemen Ha, Hüseyin'i silemeyeyim. Hüseyin o ailesinden biri yani Hüseyin o ailesi büyük bir aile Bahvare köyünde. Bizim köyümüze yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir köy. Maalesef durum böyle. Sizin bahsettiğiniz işte bu çiftlik ve buna benzer projeler mesela Diyarbakır Zafaran Manastırı'nın çevresinde yaklaşık yani binlerce en az 10 bin ağaç falan ekildi. Her birkaç yılda orada bir yangın çıkarılıyor ve ağaçların çok önemli bir kesimi yani kısmı telef ediliyor. Yani devlet yetkililerin oraya ilgisizliği söz konusu. İkide bir söylenen şu yani işte affedersiniz serseri gençler yapmışlar türünden falan. Ya yani bana sorarsanız ben bu geri dönüş projelerini bir nevi destekliyorum. Destekliyorum çünkü dünyadaki gelişmelere baksak Avrupa'nın da geleceğinin nasıl olacağını pek kestiremiyoruz artık. Yani herhalde işte 70 yıllık barış içinde hayat Avrupa'nın zoruna geldi. Yani iki dünya savaşı çıkarmış bir kıta artık üçüncü bir dünya savaşını çıkaracak mı çıkaramaz mı ileriki yıllarda göreceğiz. Suriye'de şimdi Suriye konusunda anlatılan daha doğrusu yani gerek Avrupa'da gerek Türkiye'deki naratif yanlıştır. Yanlıştır. Birincisi diyorlar ki Suriye bir diktatördür. Orada Gaddafi bir diktatör hüküm sürüyor. Ya Orta Doğu'da
kadar olmayan diktatör tarafından yönetilen başka bir ülke, İsrail dışında. Başka bir ülke göstersinler. Yani İsrail ve Lübnan buna örnek verilemez. Çünkü birincisi İsrail yani başka tür yönetilen bir devlettir. Lübnan ise aşiret devlettir. Fakat diğer bütün Arap ülkelerinin durumu Suriye'ninkinden bir milimetre daha iyi değildir. Suudi Arabistan gibi bir kadar yönetim Batı'nın dostuysa niye Asad diktatör olsun? Sadece Asad diktatör olsun. Bu bir. İkincisi Süryaniler ve diğer Hristiyanlar, daha doğrusu bütün hemen hemen bütün azınlıklar niye Suriye devletini, daha doğrusu hükümetini destekliyor? Çünkü buna alternatif olabilecek her kesim onlar için büyük bir tehlike yanında getiriyor. Yani Batı'nın oraya getirmek istediği tırnak içerisinde demokrasi şu an Suriye'deki bütün Hristiyanları katletmişti. Batı'nın umurunda değil, bunu açıkça ifade ediyorum. Umurunda değil. Yani eğer 2015'te Rusya oraya müdahale etmemiş olsaydı, bırakalım Halep'i, Şam'ın en eski mahallesi Baptuma mahallesidir. Ve dolayısıyla Süryani mahallesidir. O Baptuma mahallesine çevre, yani çevre yerleşim alanlarından, Şam'ın çevre yerleşim alanlarından roket atışları yapılırdı. Şam'ın kuzeyinde Malula kasabası var. Dünyanın sayılı kültür miraslarından birisi. Ve İsa'nın konuştuğu Aramice dilinin türünde bir dil konuşuluyor halen Malula'da. İşte o Batı'nın getirdiği savaşçılar Malula'yı almışlardı ve orada 12 rahibeyi de esir olarak yanlarına almışlardı. Siz bir düşünün ki Rusya oraya müdahil olmamış olsaydı bugün Malula'nın ve Şam'ın durumunun ne olacağı. Yani bu bir gerçektir. Suriye'de Baath rejimi var. Bu Baath Partisi'nin rejimi var. Suriye'nin hepsi Asad'ın kontrolünde diye bir şey yok. Orada bir rejim söz konusu. Asad ailesi o rejimin bir üyesidir ve ülkeyi yöneten, şu an yöneten ailedir. İşte Asad ailesinin Süryaniler tarafından benimseniyor olmasının bir sebebi de aslında şahsi olarak Hristiyanlara karşı özellikle yani çok büyük bir tolerans içerisinde olmalarındandır. Yani Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi bir adamın kiliseye gelip ayına katılması söz konusu bile olamaz. Fakat Asad ailesi üyeleri, gerek Asad'ın babası Hafez, gerekse Bashar Asad, ailesiyle birlikte, kızı, oğlu, eşiyle birlikte mesela Hristiyan bir ayına katılabiliyor. Bu aynı şeyi mesela Mısır'daki El-Sisi yönetimi için de geçerlidir. Batı'nın oraya demokrasi sonucu yerleştirmek istediği Mursi döneminde onlarca kilise bombalandı. Fakat şu an Mısır'ın başında El-Sisi adında Kıptilerin mesela Paskalya ayına çekinmeksizin veyahut da Noel ayına çekinmeksizin katılan bir yetkili var. Batı buna diktatör diyor. Varsın diktatör olsun. Batı Asad'a diktatör diyor. Varsın diktatör olsun. Ama yani bu rejimler eğer ortadan kalkacaksa gerek Mısır'da gerek Suriye'de Hristiyan diye bir şey kalmaz. Geri dönüş çabaları var. Özellikle belirli bir yaş
yaşa geldi mi insanlar artık yani buradaki hayata da dayanmak koşulları biraz zorlaşıyor. Tamir işlemleri var. Mesela benim doğduğum Zas köyünde de söz konusu. Fakat bir proje olarak hayata geçirilen mesela Kafrok Köyü projesi vardı. Orada gerçekten yani Avrupa standartlarında evler yapıldı ve dönen insanlar oldu. Aradan uzun süre geçmesine rağmen bu insanlar orada çoğalmamış, fazlalaşmamış ve geri dönenlerin çoğu, daha doğrusu yani aile bireylerinin gençleri tekrar Avrupa'ya geri dönmeye başladı.